Kanın hafif esintili bir akşamından merhabalar. Türkiye için önemli bir gün aslında. Cannes ödüllerinde, Cannes Lyon ödüllerinde ilk Grand Prix'mizi aldık. Vodafone Türkiye pazarlama direktörü Fatih Uysal yanımda. Hem duygularını soralım hem de proje ve kampanyaya ait bilgileri alalım. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, merhaba, iyi akşamlar herkese. Çok mutluyuz ve çok gururluyuz. Sonuçta böyle bir projeyle ilk defa Türkiye'den bir ajans ve bir müşteri Grand Prix ödülünü alıyor. Bugün öğrendiğimiz kadarıyla toplamda 10.000 başvuru olan bir yarışma. Pazarlama camiasının aslında Oscar'ı diyebiliriz. Cannes Altın Aslan ödüllerinin. Biz bu sene birçok kategoride başvurduk kırmızı ışık uygulamamızda. Ve de dün 2 bronz 1 gümüş ödülümüz oldu. Bugün de 1 altın ve her şeyden de daha önemlisi Türkiye'nin ilk Grand Prix'sini aldık. O yüzden hakikaten çok kelimelerle anlatmak mümkün değil. Ciddi bir ekip çalışmasının neticesinde bu ödülü Türkiye'ye getirmekten dolayı çok mutluyuz. Önemli bir kampanyaydı. Kampanyalarıyla ilgili hem uygulamanın indirme sayısı, kimlere ulaştığı ya da neler yaptığına dair bilgileri alabilir miyiz sizden? Tabii verebilirim. Türkiye'nin dediğiniz gibi çok önemli bir aslında yarası kadına yönelik şiddet. Biz de bu problemi çözebilmek, en azından çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla geçen sene bir uygulama lanse ettik. Uygulamanın ismi Kırmızı Işık ve şu şekilde çalışıyor. Özellikle tabii ki asıl hedef kitlesi kadınlar. Kadınların bu uygulamayı cep telefonlarına indirmesi gerekiyor. İndirdikten sonra da herhangi bir şekilde şiddet görürseniz veyahut da kendinizi tehlikede hissederseniz daha önce belirlediğiniz 3 tane numaraya telefonu sadece sallamanız yeterli. Salladığınız anda o 3 numaraya hem lokasyonunuzu bildiriyor hem de tehlikede olduğunuzu bildiriyor. Tabii ki öyle bir anda telefonu alayım, açayım, konuşayım deme şansınız yok. Acil durumda olduğunda direkt sallamanız yeterli. O açıdan çok Türkiye'de ilk defa yapılan bir uygulama. Aynı zamanda biz bunun pazarlamasını da tabii ki sadece kadınların bilmesi gereken bir uygulama. En önemli önümüzdeki bariyer buydu çünkü eşlerinin veyahut da kendilerine şiddet uygulayan her kimse onların bilmesi durumunda tabii ilk yapılacak olan silinmesi olabilir uygulamanın. O yüzden de bugün de aslında yarışmayı kazanmamıza sebebiyet veren uygulamayı gizleyerek biz hedef kitleye ulaştırdık. Örneğin bugün videoda da gösterdiler. Sadece kadınların izleyebileceği örgüyle ilgili bir programın videonun içerisine belirli bir dakikadan sonra bu uygulamayı anlatan bir bölüm ekledik. Veyahut da sadece işte kadınların kullandığı çeşitli giyim eşyalarının etiketlerine bu uygulamayı bulup indirebileceklerini anlatan çeşitli işte bandroller koyduk. Ve bunun neticesinde de şöyle geldiğimiz rakamlarda tabii ki bunun aslında hiç indirilmemesini tercih ederiz ve bu problemin Türkiye'de ortadan kalkmasını tercih ederiz. Ama bir yandan da söylediğiniz gibi devam eden bir problem. 250.000 uygulama indirilmiş durumda. 250.000 rakamı da yaklaşık işte Türkiye'de akıllı telefon sahibi olan kitle olarak baktığınızda bugün de ödülü açıklarken söyledikleri gibi %24'üne neredeyse erişmiş durumda. Dolayısıyla hızlıca yayılan bir uygulama. Bizim amacımız tabii ki bunun tüm kadınların yüklemesi ve kullanması değil. Ama böyle bir probleme yönelik bir bilinirlik yaratmamız bile bence problemin çözümünde katkısı olacaktır diye düşünüyoruz. Bunu biz Türkiye çapında çok ilgi gördüğünü görmüştük. Ama bugün dünya çapında da demin söylediğim gibi pazarlama Oscar'ı diye tabir edebileceğimiz Altın Aslanlardan en önemlisi olan Grand Prix'de kazanmış oldu. O açıdan da çok mutluyuz. Bütün bu emeğin neticesinde güzel bir ödülle taçlanmış olduk. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok umarız ülkemizde de o kanayan yara bir daha hani açılmaz ve kademeli olarak yavaş yavaş kaybolur gider. Daha farklı uygulamalarla, daha farklı pazarlama kampanyalarıyla önümüzdeki yıllarda sizleri başka görmeyi umut ediyoruz. Başka ödüller de almak istiyoruz tabii ki. Yani sadece böyle bir aplikasyonla değil. Devam edeceğiz. Yani her şeyden öte ben dahil teşekkür ederim böyle bir uygulama için. Demek ki hakikaten Türkiye'de böyle bir uygulamaya ihtiyaç varmış bir başka açıdan. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hafta boyu öne çıkan haberlerle yine karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.